Sine girip evimize en yakın toplanma alanını öğrendim. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında deprem sonrası tahliye ve toplanma alanlarının yönlendirme görevlerini de jandarmada ve emniyet görevlerinde olduğunu öğrendim. Arabak toplama ekibi burada. Sesini duyan var mı? Ses verecek durumda değilseniz herhangi bir ses cisme 3 kere vur. Arama kurtarma ekibi burada. Sesini duyan var mı? Ses verecek durumda değilseniz herhangi bir ses cisme 3 kere vur. Eşyalarınızı sabitlemiş olmanız, afet çantanızın hazır olması, deprem sırasında çök, kapan, tutun hareketini doğru yapmamız, en önemlisi de binamızın depreme dayanıklı ve zemininin sağlam olmasından dolayı yaralanmamış ve hayatta kalmıştık. Aslında deprem olmamıştı. Tüm bu anlattıklarım birer simülasyondu. Ancak her an gerçekten deprem olabilir. Hayatta kalmak ve olası zararları azaltmak için afetlere... Hazır ol Türkiye. Acı. Sayın Başkanım, Sayın Değerli Başkanım. Tamam, sorun vermesin değerli yöneticiler. Tamam, biz de değerli Afat günlüğünde bildiğiniz gibi özellikle ilimiz başta deprem olmak üzere sonra çığ, sonra sel açısından afet riski yüksek olan bir il. Geçen sene çığda 42 vatandaşımız hayatını kaybetti. Arkasından yaşadığımız depremde 10 vatandaşımız da depremde hayatını kaybetti. Ve baharla birlikte yağan yağmurlarda, oluşan sellerde hem can kaybımız oldu, hem mal kaybımız oldu. Onun için ilimizin yeri, ülkemizin yeri değiştiremeyeceğimize göre bu afetlerle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bunun için gerekli tedbirleri almalıyız. Afet Başkanlığımızın afetlere müdahale kapsamında ülke çapında yaptığı planlaması var. Her kuruma düşen görevler var. Bunun tatbikatları yapılıyor. Aminle buna gerek var, ihtiyaç da var. Ama bu yetmiyor. Vatandaşlarımızın da bu afet çalışmalarında gönüllü olarak katkı sunması lazım. Bir süre önce de özellikle çığ maruz kalabilecek 4 ilçemizin 20-30 yaşındaki korucuları çağ müdahale için özel bir eğitimden geçirildi, malzemeleri kendilerine teslim edildi. Çünkü çığda zamanla yarışıyorsun ve siz belki buradan bir başkaleye ulaşıncaya kadar kişinin sağ kurtarma süresini de kaçırabiliyor. Böylece mahallinden müdahale etmesi için o da önemliydi. Bu eğitim Bahçesaray ayağı gitti ama diğer ilçelerimiz Muradiye, Çatak ve Başkale ayağı herhalde devam ediyor. Bundan dolayı da AFAD Başkanlığımızı ve İl Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. İnşallah bunun devamı gelmelidir. Bugün bu programda da ev sahipliği yapan Karayolu Bölge Müdürlüğümüze ve ekibine de teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah eksiğinizi vermesin, size çok işle düşürmesin. Hastaneler ve adliyeler için şey diyorlar, Allah eksikliğini de vermesin, Allah düşürmesin de. Yani size inşallah çok ihtiyaç olmayacak ama sizin varlığınız aynı hastane gibi bize güven veriyordur. Ben bu programın ilimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve bu gönüllerin sayesinde inşallah sizin sayenizde, çevrenizde yeni gönüllerin oluştu. Bizim şimdi herhalde temel üç şeyimiz var, AFAD günlüğümüz var, bir temel günlüğü, bir destek günlüğü
Bir de uzman gününde, uzman gününde herhalde daha Türkiye'de varsamayan o eğitimler verilmedi. İnşallah bir gün o eğitim verilirse sandan uzman AFAD günlerinin de olacağı günlerce inşallah olur. Ben etkinliğe, törene katılan kurmamilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Bugün belgesini, kimliğini alan arkadaşlarımıza tekrar tebrik ediyorum. Adamımızın kıymetli yöneticileri, kıymetli AFAD gönüllülerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri, ulusal ve yerel basınımızın çok kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, eğitimlerini tamamlayan gönüllülerimizin AFAD destek gönüllüsü kimlik kartı teslim törenine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sizleri şahsım ve kurumum adına saygıyla selamlıyor, katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıdeğer misafirler, ülkemiz tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği başta deprem olmak üzere afetlerden çok fazla etkilenmekte ve stratejik bir coğrafyada bulunması sebebiyle de yüksek derecede riskler taşımaktadır. Geçmişten günümüze büyük can ve mal kayıplarına yol açan ülkemizin bir gerçeği olan başta deprem olmak üzere doğa ve insan kaynaklı afetlerle sık sık karşılaşmaktayız. Ülkemizi çevreleyen Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları ile Ege'deki Batı Anadolu grebenleri bulunmakta olup her yıl en az 5 veya 6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmektedir. Van ilimizde deprem afetini sıklıkla yaşayan illerimizin başında gelmektedir. 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde yaşanan depremlerde 644 vatandaşımız Van ilimizde hayatını kaybetmiş, 1966 vatandaşımız yaralanmış ve 252 vatandaşımız enkazlardan sağ olarak kurtarılmıştır. Bir yıl önce 23 Şubat 2020 tarihinde İran'ın Boy şehrinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 66 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Ve yine aynı yıl 25 Haziran 2020 tarihinde yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremde hamdolsun bir can kaybı olmamıştır, yaşanmamıştır. 2020 yılı aynı zamanda afetler yılı da oldu. Elazığ, Sivrice, Bingöl, Karlova, İzmir, Seferihisar depremleri, Bursa ve Giresun sel felaketleri ile Van'da yaşanan çığ felaketi başta olmak üzere afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Kıymetli misafirler, 1-7 Mart deprem haftası münasebetiyle her yıl farklı temalar ve çeşitli etkinliklerle halkımızın afet farkındalığını artırmaya çalışıyoruz. Bu hafta yapılacak tüm etkinliklere Sayın Bakanımızın ifadesiyle afet bilgisi eşittir hayat bilgisidir temasını dikkat çekiyoruz. Başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı bilinçli bireylerden oluşan toplum ve dirençli yapılardan oluşan şehirler için afet eğitimlerini çok önemsiyoruz. Ayrıca bu kapsamda afetlere karşı hep birlikte teması ile 2021 yılı afet eğitim yılı ilan edilmiştir. Afetlerin meydana gelmesini engelleyemeyiz belki ama zararlarını en aza indirebiliriz. Bireyden başlayan, aileden topluma, kamu kurumlarından özel sektör temsilcilerine kadar her birimizin yapması gereken çok önemli görevlerimiz bulunmaktadır. Kıymetli katılımcılar, afet ve acil durumlar ile sivil savunma hizmetleri gerektiren hallerde toplumsal farkındalığın artırılması, gerekli hizmetlerin yürütülebilmesi için özel ve tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlar ile gerçek kişilerin afet öncesi, sırası ve sonrasında çalışmalara gönüllü olarak katılımlarının sağlanması amacıyla AFAD gönüllülük uygulamasına 2019 yılı itibariyle başlanmıştır. AFAD gönüllüsü kimdir? AFAD gönüllüsü kendi isteği doğrultusunda dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlar gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel,
gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında çalışmalara katkı sağlayan kişilerdir. AFAD gönüllülüğünün amacı, afet ve acil durumlarda AFAD'a destek verecek, topluma uzanan yardım eli olmak için çalışan, bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir. AFAD gönüllülük sistemi, temel AFAD gönüllüsü, destek AFAD gönüllüsü ve uzman AFAD gönüllüsü olmak üzere 3 gruptan oluşmaktadır. Eğitim programı, çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerini kapsamaktadır. 3 modülden oluşan eğitim programıyla temel AFAD gönüllüsü eğitim programı, destek AFAD gönüllüsü eğitim programı ve uzman AFAD gönüllüsü eğitim programı seviye seviye AFAD gönüllülerimiz eğitilerek afet farkındalığının artırılması hedeflenmektedir. Afet ve acil durumların her aşamasında dünyada olduğu gibi toplumun tamamının gönüllülük faaliyetlerine katılımının sağlanması önem arz etmektedir. AFAD gönüllüsü olabilmek için nasıl başvurular yapılabilmektedir? AFAD gönüllülük sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmakta olup, başvuru yapan kişiler SMS ve e-mail yoluyla gönüllü.afad.gov.tr adresine yönlendirileceklerdir. Gönüllü adaylarımız sistem kapsamındaki eğitim, faaliyet ve görevlerini gönüllülük portalı üzerinden takip edebileceklerdir. Bugüne kadar AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yapan toplam 271 bin kişiye yönelik eğitim çalışmalarımız her ilde devam etmekte olup birçok gönüllümüz eğitimlerini de tamamlamıştır. Burada bugün ikinci grupta olup eğitimlerini tamamlayan 57 AFAD destek gönüllümüze kimliklerini takdim edeceğiz inşallah. Gönüllülerimize katılım ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Deprem haftası münasebetiyle organize edilen Giresun'da da yine sistem üzerinden AFAD gönüllüsü olan ikinci grupta yer alan ve eğitimlerini tamamlayan sel felaketinde destek olan gönüllülerimize de kimlik kartları bugün itibariyle teslim edilecek. Bu kapsamda çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızı AFAD gönüllüsü olmaya bir kez daha davet ediyoruz. Kıymetli katılımcılar, tüm çabamız yaşanabilecek her türlü afet ve acil durumlarda zararın en aza indirilmesidir. Ortak gaye ve hedefimiz olan afet ve acil durumlara karşı hızlı ve etkili müdahalenin yapılabilmesi için görev ve sorumluluklarımızın her zaman farkında olmalıyız. Sözlerime son verirken, duamız ve önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın afetlerden uzak, cennet vatanımızda huzur içerisinde yaşamasıdır. Bu çerçevede ülke olarak her zaman başta deprem olmak üzere tüm afetlere karşı önlemleri almaya mecbur değil, mahkum olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Katılım ve katkılarınızdan dolayı başta Sayın Valimize, programın hazırlanmasında emeği geçen il müdürümüze, tüm yöneticilerimize ve personellerimize, kimliklerini alan AFAD gönüllülerimize, katılımlarınız için siz kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Bir kez daha afet bilgisi hayat bilgisidir diyor. Saygılarımı sunuyorum. Sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları ve bilhassa gönlünü insanlara yardım etmeye adayan kıymetli gönüllerimiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Türkiye'de ilk kez Van ilimizde destek AFAD gönüllülerimize kimlik kartı dağıtımını yapılacağı programımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İlimizde ve ülkemizin genelinde tarih boyunca büyük acılara neden olan depremlere malumunuz üzere 1-7 Mart deprem haftası boyunca kurumumuz olarak dikkat çekmeye gayret ediyoruz. Toplumumuzun her kesiminden vatandaşlarımıza ilimizde bulunan pek çok noktalarda eğitim,
ve çeşitli noktalarda afetlere karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede sosyal, görsel ve işitsel medyayı kullanmakla birlikte pandemi kurallarına riayet etmek kaydıyla vatandaşlarımızın toplu olarak bulundukları alanlarda ilimizde bulunan 229 afet farkındalık eğitmenimiz vasıtasıyla toplumumuzun her kesimine mümkün olduğu kadar ulaşmaya gayret ediyoruz. Sadece Şubat ayı içerisinde 18.644 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi vermiş durumdayız. Malumunuz üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından 2021 yılı afet eğitim yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede yapacağımız eğitimler vesilesiyle ilimizin nüfusunun neredeyse %50'sini yaklaşık 600 bin vatandaşımıza Aralık itibariyle afet farkındalık eğitimlerini vermeyi planlıyoruz. Bu minvalde önümüzdeki haftalarda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün online eğitim altyapısını kullanmak suretiyle öğrencilerimize ve ailelerine afet farkındalık eğitimleri vereceğiz ki bu rakam yaklaşık 300 bin rakamın üzerine çıkacak inşallah. Bu minvalde Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze vermiş oldukları katkılardan ve desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. AFAD Gönüllülüğü Projesi, AFAD Başkanlığımız tarafından yakın zaman önce olmasına rağmen ortaya atılmış bir proje. Bununla birlikte vatandaşlarımız halisane duygularla o kadar çabuk sahiplendiler ki bu projeyi çok kısa sürede dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde binlerce vatandaşımız E-Devlet üzerinden sisteme kayıt olmak suretiyle AFAD Gönüllüsü oldular. Bu çerçevede yapılan bu projeyle herhangi bir afet sonrasında yapılan müdahalelerde ekranlarının başında keşke ben de bir şeyler yapabilsem, elimden bir şeyler gelse diyen vatandaşlarımıza sahada ekiplerimizin fiilen katkıda bulunma şansı tanındı ki vatandaşlarımız da bu şansı sonuna kadar kullandı. Bu ünvalde kendilerine çok teşekkür ediyorum. Elazığ depreminde, Giresun'da yaşanan sel felaketinde, ilimizde yaşanan Başkale ve Saray depremlerinde, en son İzmir depreminde AFAD gönüllülerinin katkıları gerçekten çok büyüktü. Bizzat bu bölgelerde bulunduk ve AFAD gönüllülerinin katkılarına da destek olduk, şahit olduk. Bu minvalde de kendilerine gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İlimizde hali hazırda 3614 kayıtlı AFAD gönüllümüz var. Gönüllerimizden 1000 tanesi E-Devlet üzerinde online eğitimlerini tamamlamış. Bunlardan 57 tanesi de şu an salonumuzda bulunan 57 gönüllümüz. Yüz yüze 10 günlük bu eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanmışlardır. Gönüllülerimize afetlerle mücadelemizde bizlere vermiş oldukları destek ve yapmış oldukları katkılardan dolayı tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, Sayın Başkan Yardımcım, kıymetli hazırım. Programımıza teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı vesile olmasını diliyorum. Arz ederim Sayın Valim. Thank you.